Kadir Üniversitesi olarak, yeni medya bölümü olarak da pandemi öncesi hatta en son eğitimimizi yapmıştık diye hatırlıyorum. Podcast eğitimi. Aslında hali hazırda evet. Sektörde olan ya da içerik üreten insanlar var tabii ki. Onların yaptığı podcastler de çok kıymetli ama üniversite öğrencilerinin de ilgisini çekmek, nasıl yapacaklarını da anlatmak, belki yol göstermek adına da o eğitimlerin değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta online da yaptık. Evet. Karantina sürecinde. Sen podcast yayıncılığını Türkiye'de nasıl görüyorsun? Ne durumda sence? Ya podcast yayıncılığı bir kere yani çok fazla bilinmeye açık, keşfe açık çok fazla kişisel podcast var ve bunların da benim en azından gözlemlediğim Türkiye'de %20'sine yakını çöp. Yani çöp dediğim başlamış ve yarım bırakmış. Ya da işte motivasyonu gitmiş. Sebebi bilmiyorum, her neyse. Böyle kişisel podcast çok. Bu düzelmesi gereken bir şey. Benim sadece hani çeşitli medya programlarında, işte sosyal medyada yer alan Nida'nın saydığına ek olarak bir de Serdar Kuzluoğlu var mesela. İşte herkesin konuştuğu vesaire. Ve bu isimleri topladığında çok az. Bir elin parmağını geçecek sayıda değil maalesef. Burada Orhan Şener'i bir anıp sürekli işte buraya bir celebrity lazım, celebrity lazım diye herkesi buraya çağırıyor. Yani biraz tanınması lazım çünkü tanınmadan insanlara da dinletmeden gelir modeli oturtmak zor. İşte markalar kısmında mesela medyaskop bir şekilde yapmaya çalışıyor. Evet. Sokrates bunu yapıyor. İşte Medyapod, Potfresh var vesaire. Kısa dalga var mesela habercilik formatında. Markaların da bunu üretmesi, tanınması açısından önemli. Ama mesela Türkiye'nin de şöyle bir dezavantajı var. Çok fazla denetime tabi değil. Yani denetime tabi dediğim bu yayıncılık değil, teknik kısımda. Mesela podcast yüklemek çok kolay olduğu için şu anda Türkiye'de mesela en çok dinlenen 20 podcast'a baktığımızda 10 tanesi podcast değil. Mesela içinde müzik listeleri var. İşte Kaan Boşnak müzikleri var, Kurtlar Vadisi müzikleri var. Ya da işte bir sanatçının Spotify'a koymak istemediği ama insanın orada dinlemek istediği herhangi bir şarkı var. Şimdi dolayısıyla işte birine şunu diyemiyorsun. Ya git Spotify aç. Hani en fazla dinlenenlere bak ve hani işte bir feyz al. Yani bir örnek olarak dinle. Bunu diyemiyorsun. 10-15 tanesi, yarısından fazlası. Podcast olmayan podcast. Bunların düzelmesi de gerekiyor. Spotify'la sürekli bir iletişime geçmeye çalışıyoruz vesaire. Hem böyle bir dezavantajı var. Yani çok fazla bir kültür oluşmadığı için. Şu anda aslında uluslararası platformlarında çok fazla uğraşmadığı bir ülke Türkiye şimdilik. Hem bunların düzelmesi lazım. Bunların düzelmesi için de biraz daha bilinirliğin atması lazım. Bunun için de çok daha fazla üretim. Belki Orhan'ın dediği gibi selebritiler ya da işte markalar ve çok çeşitli ağlar buralara dahil olursa kısa zamanda çok ilerleme kaydedileceğini düşünüyorum ki 2018'den 2020'ye kadar elde edilen ilerleme müthiş. Yani önümüzde böyle bir süreç var, canlı şahit olduğumuz.